Merhaba sevgili izleyenler, HSTV'ye hoş geldiniz. Bugün bir canlı yayın yapmak istedim. Uzun bir aradan sonra tekrar huzurunuzda olmak arzusundayız. Daha önce biliyorsunuz sürekli yayınlar yapıyorduk. Her gün mutlaka bir yerde bir yayınımız oluyordu. Etkili bir şekilde çalışmalar yürütüyorduk. Bu arada şu an canlı yayın başlamışken ben de bunu bir en azından açayım. Buradan gelen yorumları da Merhaba yak sevgili izleyenler. yakından takip etme şansım olsun sevgili izleyenler. Yorumları, eleştirileri e, bir görme şansım olsun. Sevgili izleyenler, e, bildiğiniz üzere ayın 18'inde bir ödül gecesi gerçekleştirdik. E, bu ödül gecesinde, bu arada e, sevgili e, Haluk Bey, o da şu an yayınımızı gerçekleştiren isim. Sağ olsunlar, var olsunlar. Ayın 18'inde bir ödül gecesi gerçekleştirdik. Ödül gecesini e, biz çok fazla içeriğiyle ilgili bilgi paylaşmadık. Sadece buluşmayı sizlere duyurmaya çalıştık. Biraz konuların içeriğini anlatmaya çalıştık ama o gecede de ödül alan isimler vardı. Çok e, isim oldu. E, tek tek hepsini anlatmamız ya da paylaşmamız çok da doğru olmazdı. Biraz sürpriz olsun istedim. Biraz yenilikçi bir şey olsun istedim uzun bir süredir biz bu projeyle ilgili çalışmalar yürütüyorduk. Yani yaklaşık bir birkaç ay öncesinde başlamış olan bir projeydi. Biz bu projeyi aşama aşama hazırlayarak, araştırmalar yaparak HS Medya İş İnsanları Ödül Gecesi'ni gerçekleştirmeye karar verdik. Tabii bu ödül gecesini hazırlarken de Arnavutköy'de olmasını özellikle arzu ettim. Neden? Çünkü biz Arnavutköy'de yaşıyoruz. Anavut köyün bu tür işlere layık olduğunu, Anavut köyü bizim önemsememiz gerektiğini özellikle bilinmesini arzu ediyorum. Bunu köyde yapalım dedik. köyde bu kapsamda büyük bir salon gerçekten yoktu. E, sağ olsunlar. köy belediye başkanımızla görüşmeler yaptık. Dedik ki bize bir yer tahsis konusunda yardımcı olmanızı istiyoruz. Neyse ne yapmamız gerekiyorsa bu konuda görüşmeler yaptık. Velhasıl kelam biz e, Arnavutköy Belediyesi Nuri Pakdil Kültür Merkezi'nde çok amaçlı program salonunda ödül gecemizi gerçekleştirdik. Şimdi biz bu ödül gecesinde birçok ismi, siyasetçiyi, il başkanları, farklı ilçelerin belediye başkanlarını davet ettik. Güzel bir gece yaptığımıza inanıyorum. Hala da o heyecanı yaşıyoruz. Hele o gece biz bunları konuşmaya zamanımız olmadı. Anlatmaya zamanımız olmadı. Düşünün 800'e yakın iş adamı o gecede bir araya geldi. ve inanılmaz güzel bir gece gerçekleştirdik. Bölgenin farklı bölgelerin ilçe başkanları, siyasi partiler, Arnavutköy'ün tüm siyasi parti ilçe başkanları o gece oradaydılar. Katılan tüm siyasi parti ilçe başkanlarımıza, STK'larımıza, muhtarlarımıza, iş adamlarımıza, bölgenin işte meclis üyelerine Sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Gerçekten harika bir katılım oldu. Katılım iyiydi. Güzel bir gece gerçekleştirdik. Şimdi biz geceyi gerçekleştirince de haliyle eleştiriler de olmaya başladı. İşte davet edilmeyenler de oldu. Yetişemediğimizi özellikle ben o gecede vurguladım. Yetişemedik çünkü çok kişi davet etmek istiyorduk ama o herkesi de orada bulundurma şansımız da yoktu. Hani bazı şeylerde de bütçe yetmiyor. Ee, inanılmaz derecede bir yoğun bir tempoyla bir çalışmalarımızı yürüttük. Velhasıl kelam biz geceyi gerçekleştirdik. Gecede ödül alan isimler oldu. Çok isim ödül aldı o gecede. Ee, bizim o gecede vermiş olduğumuz e, 66 tane ödül gitmiş oldu. 66 tane ödül dağıtımı yapıldı sevgili izleyenler. Bu arada ben hiçbir e, paylaşım da yapmadım. Onu da en azından hem e, paylaşımı gerçekleştirmiş olayım. ...hiç e, burada da takip ediyorum. Hem konuşmuş olacağız sevgili izleyenler... ...hem de paylaşımlar yapmış olayım. E, insanlar takip etsinler, bilsinler istiyorum. E, izlesinler ve takip etsinler istiyorum sevgili izleyenler. O gecede birçok isim ödül aldı. Şimdi özellikle soranlar oldu. Neye göre ödül aldık, niçin aldık diyenler de var. E, aslında onlar değil de... bizi ...bir yerde hani çekemeyen insanlar da oldu. Eleştiri yapmak istediler. Ben bunlara aldırış etmiyorum. Tabii bizi sert bir şekilde eleştiren... ...yerden yere vurmaya çalışan isimler de oldu. Bunlara da aldırış etmiyorum. Bizim yapmış olduğumuz bu ödül gecesi... ...genelde örneğin kanalda ATV, Show TV... ...iş dünyasının önde gelen isimlerini bir araya getirip... ...bu çalışmalar yapılıyor. Sanat camiasında bu çalışmalar yapılıyor artı holdingler düzeyinde yapılan bir çalışma bu. Holdingler düzeyinde yapılan çalışmayı neden Arnavutköy'de yapmayalım? Biz buna aracılık yapabiliriz, şirket olarak bunu üstlenebiliriz, bunu yürütebileceğimize inandığımız için biz bu işe kalkıştık. Tabii bu işe kalkışırken de inanılmaz bir yük var sırtınızda ve başarmak için çaba sarf ediyorsunuz. Bölgeye bir şey katmak için çaba sarf ediyorsunuz. Ama birileri de acımasızca, sizi yerden yere vurmaya çalışıyor. Sizi yermeye çalışıyor. İnanılmaz ee, inanılmaz derecede yok etmek için çaba sarf ediyor. Biz Türkiye'nin ya da İstanbul'un farklı noktalardaki insanları Arnavutköy'e getirip Arnavutköy'de buluşturmak istedik. Arnavutköy iş dünyasında bir araya getirmek istedik. Sadece derneklerin yapmış olduğu işte ufak tefek programlarla bu iş geçiştirilemeyeceğini anladık. Arnavutköy'e yeni bir şeyler katmamız gerektiğine inandığımız için biz bunu yaptık. Ve bu programı gerçekleştirdiğimizde de inanılmaz derecede mutluluk duydum, heyecan duydum. İyi ki yapmışız, iyi ki bir şeyler yapmaya çalışmışız. Tabii biz bunu yaparken de birilerinin de hoşuna gitmeyecektir, birileri de acımasızca eleştirme yapacaklar Biz o eleştirilere de çok dikkatte, hani elbette olumlu, yapıcı, daha iyi bir şeyler yapılması için yapılan tüm eleştirilere sonsuz teşekkürlerimizi sunarak kulak vereceğiz, takip edeceğiz, eleştirileri dikkate alacağız. Ama sadece vurmak için, belden aşağı vurmak için yapılan eleştirileri biz dikkate almıyoruz, önemsemiyoruz. Çünkü biz güçlü bir yapıya sahibiz. Birileri bir şey söyledi diye biz yolumuzdan, yapmış olduğumuz mücadeleden vazgeçeceğimizi düşünüyorlarsa yanılıyorlar. Onu özellikle vurgulamak istiyorum sevgili izleyenler. Şimdi bu gecede ödül dağıtıldı. Birçok ismi ödül gitti. Şimdi bazıları arayıp da şunu söylemek istediler. Dediler ki kardeşim siz bize e, bizi niye davet etmediniz, niye ödül vermediniz? İyi de birçok insanı biz araştırıyorduk aslında hiç farkında olmadan. O insanları bölgeyi, bölge neler kattığını araştırarak hareket ediyorduk. Arnavut köyün son yıllarda gayrimenkul alanında çok ciddi anlamda çalışmaları oldu. Arnavutköy'de gayrimenkul sektöründe çok büyük başarılar elde eden isimler oldu. Bölgeye yatırım yapanlar da oldu. Bölgeye bir kuruş yatırım yapmadan yatırımını farklı bölgelere götüren insanlar da oldu. Şimdi yatırım yapan bu bölgede sanayici ve iş adamı sadece emlakçılar üzerine gayrimenkulciler üzerine konuşmuyorum. Sanayi alanında faaliyet gösteren insanları biz bir araya getirmek. Bu bölgeye bir katkıda bulunan insanlara bir jestimiz olsun, bir heyecan olsun, bir motivasyon olsun diye onları bir araya getirme gayretinde olduk sevgili izleyenler. Şimdi Arnavutköy'de uzun yıllardır hizmet veren Salkano bisikletleri var, bilirsiniz. Türkiye'nin birçok ayrı bölgesinde faaliyetler yapıyor. Arnavutköy'de, fabrikası Arnavutköy'de, mesela yurt dışında 3000'in üzerinde öğrenciye burs imkanı sağlıyor ve bu öğrencileri yurt dışında okuyor, okutuyor, yardımcı oluyor. Biz bunu takip edip araştırarak öğrenmiş olduk. Bu firmanın sahibi Sayın Salih Akgül Bey'e, Ödülle, ödüllendirmek istedik. Bundan alınacak ya da e, karşı çıkılacak hiçbir şey yok. Örneğin Seyidoğlu firması Arnavutköy, Seyidoğlu Baklavaları, Seyidoğlu firması Türkiye'nin ve yurt dışında birçok ülkeye ihracat yapan, e, ürün satışı gerçekleştiren bir firma. Arnavutköy'de bulunuyor, fabrikası da Arnavutköy'de. Biz bu firmaya bir ödül vermek istedik. Bu ödülü de yapmış oldukları başarılı hizmetlerinden dolayı Arnavutköy'de üretim yaptıklarından dolayı biz bunu, bu ödülü vermiş olduk. Diğer bir konu mesela Arnavutköy'de bulunup Arnavutköy'de imkanlar elde ederek yurt dışına giden çok önemli bir firma var. Ee, şu an Hollanda'da kraliyet ailesinin ödülünü alan geç bu sene kraliyet ailesi ödülü alan kağıt havlu üretiminde Hollanda'nın en başarılı firmaları arasında girişimci firmalar arasında yer aldı ve kraliyet ailesi ödülü aldı. Pakyo şirketler grubu Ödül aldı. Biz bunu araştırıp öğrendiğimiz için biz de bu şirketi ödüllendirmek istedik. Kiv ödülümüzü ödülümüzde takdim ettik. Diğer bir firma hem yerelde hem diğer bölgesel anlamda yapmış olduğumuz çalışmalar var. Örneğin Arnavutköy'e gelen kişiler, Arnavutköy'de bir yemek yemek isteyen ya da bir yere gitmek isteyen insanlar Arnavutköy mutlaka nokta testlerine gitmiştir, mutlaka gitmiştir ailesiyle çocuklarıyla mutlaka oralara gitmiştir. Köy'de uzun yıllardır yaşayan ve Arnavutköy'ün gıda hizmetinde, restoran hizmetinde çok başarılı hizmetlere imza atan Gülda Şirketler Grubu, sevgili Sami Gül ve ekibine ödül vermek istedik. Şimdi biliyorsunuz Köy'de Gülda Şirketler Grubu nokta tesisini kurdu, Köfteci Karay'ı kurdu, Etzade'yi kurdu ve farklı Türkiye'nin farklı bölgelerinde şu an ...franchise sistemi oluşturmak için çabalar veriliyor ve birçok insana iş imkanı oluşturma bağlamında hizmet veriyor. Arnavutköy'de onlarca insana ekmek kapısı olmuş durumda. Mesela hayvancılık alanında da Arnavutköy'de çok büyük işlere imza attığını... ...her kurban döneminde de çok büyük hizmetler verdiğini ben yakinen bildiğim için ve takip ettiğim için... ...bu firmaya, bu şirkete ödül verme hissiyatı oluştu. Şimdi benim onlara bir şey söylememe gerek yok. Ben bunu zaten araştırıp ve takip ediyorum. Diğer bir firmayı söyleyeyim. Kerimaba Çay Fabrikası ve Shell Petrolleri. Shell Petrol ve Kerimaba şirketlerin sahibi sevgili Erdem Sarı Bey'e bir ödül vermek istedim. Çünkü uzun yıllardır Arnavutköy'de, köyde Arnavutköy ilk geldiğinizde karşınıza çıkacak olan firmalardan bir tanesi Shell. Shell'in aslında Türkiye ekonomisi ciddi anlamda katkısı olan Kerimaba Çay Firması. Biz bunu araştırdık. Rize'de hizmet veriyor. Bu firmaya biz ödülle ödüllendirmek istedik. Sadece Arnavutköy bağlamında olaya bakmadık. Geniş çerçeveden bakmaya çalıştık. Biz bu şirkete bir ödül vermiş olduk sevgili izleyenler. Bunu da bilinmesini istiyoruz. Şimdi bazıları soruyor. Neye göre ödül verdiniz? Niçin verdiniz? Bu kişiler neye göre aldı diye düşünebilir. 66 ayrı firmaya verilen ödüller vardı. Her her birisinin bir ayrı hikayesi vardı. Ben şu an girişte birkaç tanesini sizinle paylaşmış oldum. Örneğin Türkiye'de Türkiye'nin en, e, Türkiye en büyük ailesi olan, gerçekten Türkiye'nin en büyük ailesi olan Badılla ailesinin eğitim ve kültür alanında yapmış olduğu çok başarılı çalışmaları var. Biliyorsunuz e, Sayın Bilal Yıldırım bile Badıllı ailesinin bir temsilcisi ve Türkiye'de başbakanlık yapmış. Artı e, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı yapmış, Ulaştırma Bakanlığı yapmış. Bu ailenin İstanbul'daki en etkin ismi... Sevgili Cahit Genç birçok alanda faaliyetler gösteriyor. Mesela biz bugün de gene görüşmeler yaptık. Çok önemli bir konu için Antalya'da çalışmalar yapıyordu. İstanbul'a o arada da telefona konuştuğumuzda İstanbul'a geliyordu. Gerçekten yapmış olduğu o harika çalışmalarından da kendisine kutluyorum. Şimdi bu ismi ödülle ödüllendirmek, eğitim, kültür birçok alanda faaliyet gösteren bu ailede ödüllendirmek gerektiğine inandığımız için bu isme de ödül gitmiş oldu sevgili izleyenler. Türkiye'nin en büyük bayrak üretimi mesela siz konserlerde, mitinglerde görmüş olduğunuz bayraklar var. Çorlu'da üretim yapan Işın bir tekstil ve bayrak fabrikasına gerçekten çok başarılı çalışmalar yapıyorlar. Ve sahibi de Arnavutköy'de yaşıyor. Sizin aranızdan geziyor. Siz belki bunu fark etmemiş olabilirsiniz. Sevgili Mustafa Bey, e, Mustafa Işın Bey'e biz bu ödülü layık gördük. Vermiş olduk. Şimdi insanlar şunu diyecekler. Neye göre verdiniz? İşte bunlara göre vermiş olduk sevgili izleyenler. Bizi acımasızca eleştiren insanlar bizim ne kadar büyük düşündüğümüzü hayal etmediklerinden dolayı bu eleştiri yapıyor olabilirler. Bizden normal karşılıyoruz. Çok dikkate almıyoruz sevgili izleyenler. Arnavutköy'de sağlam çit ciddi hizmetler veriyor. Mesela sağlam çit Arnavut köyde üretim fabrikası var. Ben bir ara bir canlı yayın yapmıştım. Yapmış olduğu çalışmalarıyla dünyada 12 ülkeye hizmet götürüyor. 12 ülkeye tel üretiyor. Arnavutköy ve Türk ekonomisine katkıda bulunan bir isim. Biz bu firmaya ödülle ödüllendirmek istedik ki biz de takip edip araştırmış olduk, en azından öğrenmiş olduk. Bu biz bu firmaya bir ödül vermiş olduk. Bu çok hem onlar açısından hem bizler açısından önemli bir hamleydi, önemli bir hareketti. İyi ki yapmışız. İyi ki bu firmaya ödül vermişiz sevgili izleyenler. Şimdi Diğer bir firmayı hemen ben sırayla böyle sayıyorum ya. Bazıları acımasızca eleştiri yapıyordu. Ben günlerdir birkaç gündür hiç çok fazla paylaşım yapmadan sessiz bir şekilde takip ederek dinlemeye çalışıyorum. Ulusal medyaya geçmeden, ulusal medyadaki konulara geçmeden bizim bölgemizdeki bu önemli isimleri bilinmesini istiyorum. Gerçekten çok güzel şeyler yaptıklarını bizler de bu vesileyle duyurma gayreti içerisinde olduk sevgili izleyenler. Arnavutköy, Hanımköy bölgesine Lilium Tıp Merkezi diye bir hastane yapıldı. Bilirsiniz, Adımköy'e giden insanlar bilir. Orada iki tane ameliyathane var. Kadın doğum, ayrıca 67 yataklı bir hastane. Harika bir hastane. 5000 kapalı alana sahip İstanbul'un en kapsamlı tıp merkezi. Arnavutköy'de yapıldı. Onun açılışında da bulunduk. Onun faaliyetlerinde de bulunduk. Size samimiyetimle söylüyorum. Sahibiyle de ben birkaç ay önce tanışma şansım oldu. E, ve ben bu ismi, bu çalışmayı görünce ödülle ödüllendirmek istedim. Hiç haberi yoktu. Mesela şehir dışındaydı Murat Bey. E, Murat Bey bizim yarın bir programımız var. Gelirseniz onur duyarız, şeref duyarız dedim. Hay hay dedi. Bütün ekibine söylemişiz. Orada asistanına, ekibine söylemişiz. Mutlaka Murat Bey gelmesi lazım. Ekip gelmiş. Murat Bey'i de yanında getirmişler. Biz orada anos ettik, onları ettik, ödülle ödüllendirdik. Şimdi bu isimler Arnavutköy'e çalışma yapan insanlar, mücadele eden insanlar. Biz de HS Medya şirketi olarak Arnavutköy'e yeni bir şey katmak için, yeni bir heyecan oluşturmak adına biz de bu mücadele veriyoruz. Örneğin Arnavutköy'de 3 dönemdir başarılı belediye başkanlığı görevini yürüten Sayın Ahmet Haşim Baltacı 3 dönemdir Arnavutköy'de belediye başkanlığı görevini başarılı bir şekilde yürütüyor. Bazıları beğenir ya da bazıları beğenmez. Eleştirir ya da eleştirmez. Biz onlara bakmıyoruz. 3 dönemdir var mı kardeşim? Var. 3 dönemdir belediye başkanlığı yapıyor mu? Yapıyor. Demek ki başarılı çalışmalar yapılıyormuş. O zaman bize de düşen onu kutlamak, ödüllendirmek. Arnavutköy Belediye Başkanımız Ahmet Haşim Baltacı'yı da bu gecede ödüllendirmek istedik. Ödülümüzü de takdim etmiş olduk. İyi ki de yapmışız. Şimdi bizi eleştiren insanlar oldu. Tepki gösterenler oldu. Kızanlar oldu. Biz bunları saygıyla karşılıyoruz. Ama biz bunları yaptık. Mesela A Haber'de yayınlanan çok önemli bir haber vardı. Kük hücre alanında yapmış olduğu haberiyle Mehmet Nülüfer'e A Haber'e, A Televizyon'a, A Haber'e biz bir ödül vermek istedik. Biz bunları araştırdık. Hepsini araştırdık. Şimdi diyecekler ki ya neye göre? Biz aylardır bununla çalışıyoruz zaten. Siz sadece sahnenin önünü gördünüz. Sahnenin arkasında olup bitenleri hiçbir tanesini görmediniz. Biz bu çalışmaları yürüttük zaten. Şimdi bizi beğenen, kızan, tepki gösteren insanlar oldu. Kusura bakmasınlar ama biz bunları zaten biliyorduk. Bunun için yaptık sevgili izleyenler. A habere Mehmet Nülfer'e bir ödül vermiş olduk. Show TV şehir haberleriyle Show TV ana habere bir ödül vermiş olduk. Bunu bazı insanlar kabul eder ya da etmez. Beğenirsiniz ya da beğenmezsiniz. Ama sonuçta biz bu işi takip edip araştırmış mıyız? Yapmış mıyız? Evet. Mesela TGRT Haber'in şehir haberleriyle çok müthiş çalışmalar, çevre haberleriyle müthiş çalışmaları var TGRT Haber'in. Biz TGRT Haber'e bir tane ödül vermek istedik. TGRT Haber'e yapmış olduğumuz, o vermiş olduğumuz o ödülde ilki vermişiz. Harika çalışma olmuş. Yayınımızı da o haberlerde kendi sayfalarımızda bulabilirsiniz sevgili izleyenler ulusal ve uluslararası alanda müthiş başarılı haberciliğiyle İhlas Haber Ajansı'na da bir ödül vermek istedik. Bu ödülde İhlas Haber Ajansı ekibine takdim etmiş olduk. İyi ki vermişiz. iyi ki bir çalışma yapmışız. Kanal D Haber'in kadın balıkçı haberiyle. Şimdi ben konu başlığını da söylüyorum. Biz orada belki söylemedik ama insanlar bunu beğenir ya da beğenmez. Takip eder ya da etmez. Biz bir arkası olan, dolu olan bir şeyden bahsediyoruz kadın balıkçı haberiyle İbrahim Konar'a Kanal D'ye bir ödül verdik. Şimdi hani diyorlar ya neye göre verdiniz? Niçin verdiniz? Bunlara göre verdik sevgili izleyenler. Örneğin şimdi siz Arnavutköy'de sadece AK Parti Arnavutköy ilçe başkanı Mustafa Candaroğlu'nu ilçe başkanı olarak biliyorsunuz. Değil. O bir iş adamı aslında. Arnavutköy'de, Çanakkale'de Edirne'de çok büyük yatırımlar, çok büyük hizmetler veriyor aslında. Birçok insana da iş imkanı sağlıyor. Mustafa Candaroğlu'nun özellikle orada belki görmüşsünüzdür fotoğraflarda Candaroğlu şirketlerine biz bir ödül vermek istedik. Candaroğlu'na bu ödül bundan dolayı gitti. Şimdi bazıları diyecektir ki siz siyasi partilere mi verdiniz. Biz Candaroğlu şirketine iş adamı çimliği vermiş olduk sevgili izleyenler. Örneğin genç, dinamik, başarılı bir ilçe başkanı ama şunu söyleyeyim. Bir tarafta da iş adamı. Uluş Asansör Arnavutköy'de hem sanayi alanında hem birçok konutun asansör üretiminde çalışmalarında başarılı olduğunu bildiğim için, takip ettiğim için hatta ve hatta birebir şahit oldum. Harika çalışmalar yaptığını gördüm. Milliyetçi Hareket Partisi Arnavutköy ilçe başkanı Sayın, Mustafa, Sayın Gökhan Uluç'a da ödül vermek istedik. İş adamı kimliğine ödül verdik. Siyasetçisi, siyasetiyle başarılılar, başarısızlar. Onu biz tartışamayız, konuşamayız. Başarılı ki o koltukta oturuyor. Mustafa Candaroğlu başarılı ki o koltukta oturuyor. Biz diğer siyasi partilerin tamamına, özellikle bizzat kendim davete götürdüm. Hem İyi Parti'ye, CHP'ye, Saadet Partisi'ne, ayrıca Yeniden Refah Partisi'ne, diğer partilerin tamamına... Ben davetimi götürdüm, sundum. Gelen tüm siyasi parti ilçe başkanlarına sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Şimdi biz bunları söylüyoruz ya, bu firmalara, bu şirketlere ödüller verildi. Örneğin o gece oraya gelemeyen bir isim vardı. 2008 yılından bu yana 40 Pınar ağlığını yapan Sayın Seyfettin Selim'i de ödüllendirmiştik aslında. Sonradan irtibata geçtik tekrar görüşmeler oldu. Ya dedi ben çok üzüldüm kusura bakmayın. Yani katılamadığım için böyle bir durumu öğrendim ya üzüldüm dedi. Önemli değil dedik. Kendi ödülünü takdim etmiş olduk sevgili izleyenler. Onun paylaşımını daha yapmadık. Fırsat da bulamadık sevgili izleyenler. 2008 yılından bu yana Kırkpınar ağalığını yapan bu ismi ödüllendirmek. Kendi bölgemizde yaşıyor. Arnavutköy, Hadımköy bölgesinde görmüş olduğunuz o fabrikaların yüzde 80'ini Selim İnşaat, Seyfettin Selim Bey tarafından yapılıyor ve insanlar buraya gelip yatırım yaparak hizmetler veriyor. Biz bu çalışmalarımızı yaptık, ödüllerimizi verdik. Mesela Arnavutköy'de met yapıya biz ödül verdik. Şimdi diyeceksiniz ki normal ilk önce sizin görmüş olduğunuz o şahsın, o ismin, met yapı sahibinin sevgili maşuk e, atişin. 200 konut üretti. Aslında birçok kişi bunu bilmiyor. Ben bunu biliyorum. Takip ettiğim için söylüyorum, araştırdığım için söylüyorum. Arnavutköy'e 200 tane konut üretiminde katkıda bulunduğu için biz bu isme ödül vermiş olduk sevgili izleyenler. Mesela, e, Oba Gruba ödül verdik. Bülent abimize, sevgili Bülent abi, e, Oba Grup, Oba Gayrimenkul, Oba İnşaat alanında çok büyük çalışmaları var. Biz bu isme ödül verdik. Şimdi bazıları kızacaktır. Diyecek ki, kardeşim şuna verdin Bunların bir geçmişi var. Mesela benim her zaman değer verdiğim, önemsediğim bir isim daha. Ee, Bişar Öncü, Öncü grubun sahibi. Bişar Bey hem imza mobilya, siz normal e, sadece mobilya firması olarak onu biliyorsunuz. Çorlu'da ayrıca Merter'de kurmuş oldukları e, hizmetleri, tesislerle hem tekstil alanında, Arnavutköy'de da aynı şekilde tekstil alanında, inşaat alanında, mobilya alanında başarılı çalışmaları var bu başarılı çalışmalarından dolayı biz Bişar Bey'e ödül vermek istedik. Diğer bir genç bir girişimci ise söyleyeyim. biz Arnavutköy'e yaklaşık 4 yıl önce kendisine tanışma imkanım oldu o dönemde. Hani gazeteci olma mahsebiyle tanıştık. Lia Grup. Lia Grubun sahibi genç dostum sevgili Kamuran Öztürk. Kamuran Öztürk aslında Arnavutköy'e çok önemli markalar getirdi. Belki bilen vardır bilmeyen bilmiyorum ama Arnavutköy'e girerken Burger King'in binasını görüyorsunuz. Burger, Burger King'i Arnavutköy'e getiren isim aslında Kamran Öztürk. Önemli dünya markasını Arnavutköy'e getirdi. Harika bir çalışma yaptı. Lia Avantgarde mobilya mağazasını kurdu. İlk Arnavutköy'de kozmetik Lia kozmetik firmasını kazandıran isim oldu. Yakında Mondi e, yataklarının satış mağazasını açmış olacak. Ben bunların hepsini takip ediyorum. Kimler ne yaptı diye. Bu isme ödül verdik. Birçok insana da imkana iş imkanı oluşturan bu ismi ödüllendirmek sadece dev fabrikalar bağlamında değil. Bu önemli isimleri biz bu gecede bir araya getirdik. Şimdi bizi acımasızca eleştirenlere şunu özellikle sormak istiyorum. Siz oturup Bizi eleştirirken biz birilerini araştırıp birilerini takip ederek neler yaptığını bu bölge ne kattığını dikkate almaya çalıştık. Mesela benim ödül vermediğim daha doğrusu sonradan dikkatimizden kaç, kaçan bir firma vardı. Ama gelecek sene kesinlikle bu ismi orada görmekte onur duyacağım bir isim. Gelecek sene nasip olursa bu çalışma çok daha üst düzey olacaktır. Arnavutköy'de köyde inanılmaz bir fabrika. Dünyada, sevgili izleyenler, dünyada iki firma. Fransızlar ve e, Nefsan. Boya üretiminde marka. Arnavutköy'de Nefsan firmasının sahibi Fuat Bey'i kutluyorum. Marka ödülü aldı gerçekten. Türkiye'nin en önemli markalarından birisi halinde. Milli boya üretiminde en başarılı ve en etkin isim Arnavutköy'de hizmet ediyor. Biz bunu sonradan işte der ya, bazen kaçırıyorsunuz. O gece ben gittim bizzat kendisini davet ettim sağ olsunlar. Bizi kırmadılar. Geldiler gecemizde bulunan. Nevsan e, dünyanın birçok ülkesine ihracat yapan, ülke ekonomisine girdi yapan, katkıda bulunan bir isim. O gecede orada bulunuyordu. Mesela Avcılar'da MZF inşaat katılımında bulunmuştu. İstanbul'un birçok e, büyük şirketlerine e, hizmet sunan MZF grubun orada olması beni onurlandırdı. Haymana Holding'in sahibi ve ekibi orada olması beni onurlandırdı. Şimdi bu isimleri biz Arnavutköy'e getirip Arnavutköy'deki iş dünyamızla buluşturmaya çalıştık. Ben sadece birkaç tane firmadan bahsettim. Şimdi orada diğer firmalarımızın tamamı, 67 firmanın sahibini tek tek böyle dikkat ettiyseniz ezberden söylüyorum. O firmaların tamamına sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Katkılarından dolayı, katılımlarından dolayı, onların vermiş olduğu mücadeleden dolayı Arnavutköy'e ve bölgeye, İstanbul'a, ülkemize katkıda bulundukları için onları kutluyorum, başarılar diliyorum. Ben bu isimleri ödüllendirmekle onur duydum. Şimdi bizi acımasızca eleştiren, yerden yere vuran, bizi farklı bir şekilde lanse etmeye çalışan o insanlara bu bir cevap niteliğinde bu yayını yapma ihtiyacını duyduğum için ben bu yayını yaptım. Sevgili izleyenler, biz yolumuza devam ediyoruz. Başarılı olan insanları birileri konuşur haliyle ama birileri de eleştirmeye çalışacaktır. Biz eleştirilere açığız. Olumlu, güzel eleştirilere açığız. Bizi yapıcı eleştirilerinize eleştiriniz. Yorumlarınızı yapın. Katkıda bulunun. Biz Arnavutköy'deki en güçlü medya şirketi olduğumuzu özellikle bilinmesini istiyorum. İstanbul'un 39 ilçesinin tamamına bakın, takip edin. İstanbul'un 39 bu kibirlenmek için söylemiyorum sevgili izleyenler. İstanbul'un 39 ilçesinin tamamında yerel medya anlamında kendine ait yönetim binası olan hiçbir gazete göremezsiniz. Biz sadece medya şirketi olarak Arnavutka'da sadece gazete çıkartmıyoruz. Şu an görmüş olduğunuz bu gazete, Türkiye Kent Haber Gazetesi kendi gazetemiz. Biz sadece bu gazeteyi çıkartmıyoruz dergimiz var, internet televizyon yayınımız var. Medya şirketi alanında çok büyük başarılara imza atıyoruz ve bunun için de tüm bu çalışmalarımızı bir çatı altında bir araya yapalım dedik ki bir yönetim binasını kuralım. Arnavutköy artık gelişiyor. Dünyanın yeni buluşma noktası Arnavutköy olacağını ümit ederek İstanbul'un ve Türkiye'nin yarını olacak Arnavutköy'ün daha iyi bir noktaya taşınması için iş dünyamızı bir arada tutmamız gerektiğine inandığım için ben bu mücadeleyi veriyorum. Bizi destekleyen katkıda bulunan, yanımızda yer alan tüm siyasilerimize, STK'larımıza, iş adamlarımıza sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. İyi ki varsınız. Biz bu bölgedeyiz. Bu bölgede mücadelemize devam ediyoruz. Bizi eleştirenlere de saygı duyuyoruz. Onlar konuşmaya devam edecektir. Ama biz çalışmaya devam edeceğiz. Başarılı olacağız. HS Medya İş İnsanları ödüllerinin asıl amacı bu kapsamdaydı. Diğer tüm e Geceye katılan firmaların, gecede bulunan tüm firmaların isimleri tek tek burada şu an lanse edemediğim için lütfen kusuruma bakmayın. Onlara da buradan sevgi ve selamlarımı iletiyorum. Ee, bizi acımasızca eleştirenler, eleştirenler var ya, bizim ne kadar büyük işler, hayalli, hayal edemeyeceği işler yaptığımızı bu vesileyle öğrenmiş olacaklar. Önümüzdeki günlerde daha başarılı çalışmalarla, daha başarılı projelerle huzurunuzda olmaya çalışacağız. Sevgili izleyenler... Arnavutköy'e ilk internet televizyon yayını getiren isim oldum. Arnavutköy'de birçok ismin e, burada yayın yapma olayı yokken, biz Arnavutköy'e yeni bir şey katalım diye kameralarla, teşhisatlarımızla, canlı yayınlarımızla bölge renk katmak istedik. Bölgeye en kaliteli gazeteciliği yapmak adına da çaba sarf etmeye çalıştık. Bizim çıkartmış olduğumuz, hazırlamış olduğumuz bu gazete 20, 24 ve 36 sayfa arasından çıkan bir gazete. Kolay hazırlanan bir çalışma değildir. Ama haliyle bizim bölgemizde yaşayan insanların bize sahip çıkması gerekirken, bizi desteklemesi gerekirken, biz de acımasızca eleştirenleri görünce bazen insan morali bozuluyor, kırılıyor, daralıyor ama ben tüm bunların hepsini e, bir yerden önemsiyorum, diğer bir tarafta da çok fazla dikkate almadan yoluma devam etmeye çalışıyorum. Çünkü başarılı olmak için biz önümüze bakmaya çalışıyoruz. Maçta da hani maçlarda da genelde söylenir ya, biz önümüzdeki maçlara bakacağız, önümüzdeki projelere bakacağız. Bu bölgeye neler katabileceğiz, neler yapabileceğiz diye bunun planı ve projesi içerisinde olacağız. Rabbim bize yardım etsin, Rabbim bize e, iyi bir şeyler yapmayı nasip etsin. Bölgede yaşayan tüm siz değerli takipçilerimize destek olmanızı, yanımızda yer almanızı, bize sahip çıkmanızı ümit ediyorum. Bizi izlediğiniz için, takip ettiğiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum.